Rahmetli Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken'i mi hedef aldı? Yine biliyorsunuz aile içinde sular durulmuyor. Ne olmuş gene? Reddi miras yapmasına rağmen evet. Ece Erken hala bu problemlerle boğuşur vaziyette. Ve storylerce ateş püskürmüş Ece Erken. İzleyelim görüntüleri, bakalım. Ardından yorumlayacağız. Rahmetli Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli, Ece Erken'i hedef alarak mal kaçıran başka birisi dedi. Ece Erken çıldırdı. Erken eşinin eski eşi Benan Kocadereli'ye ateş püskürdü. Abiyle anlaşmalı mısın? Neden ölümünden bir ay sonra hepsi satıldı? Mallara şerh koydururum. Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşini kaybeden Ece Erken yıkılmıştı. Ece Erken'in yoğun çabası ve polisimizin üstün başarısıyla katiller yakalandı. Eşinin acısıyla yanan Ece Erken bu kez de miras yüzünden eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Ece Erken reddi miras yaptı. Miras kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla dedi. Ve reddi mirastan hemen sonra Ece Erken sosyal medya hesaplarından Mahmut Yazıcıoğlu soy ismini kaldırmıştı. Eşim yaşasaydı ben tabii ki o soyadı benim için gurur. Ama hem yaşamadı hem bana yaşatılanlar, ben niye ailesinin soyadını taşıyayım diye düşündüm. Geçtiğimiz haftalarda Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abisi Celal Mahmut Yazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamış, ortalık karışmıştı. Erken sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde atılan mesajları tek tek yayınlamıştı. Mesajlarda Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun Ece Erken'le tehditvari bir dille yazıştığı iddia edildi. Ece Erken açtı ağzını, yumdu gözünü. Ben hepinize tek başıma yeterim. Mesajları ifşa eden Erken, sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celalcik, Sedef'i sitenin güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşisin, mallarına çökmüşsün. Katillerin peşine bir saniye düşmemişsin. Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak, ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başıma yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim, sıkıntı yok ifadelerini kullanmıştı. Benim her dakika yanımda olması gereken insanlar, bir şeye ihtiyacın var mı diyecek insanlar beni ikinci gün miras için aradılar. Ve ben bunları affetmeyeceğim ve ben bunları unutmayacağım. Savcılığa şikayette bulunacağız. Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Ece Erken rahmetli eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abisi Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nu topa tutmuştu. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Bu insanlar her gün bizdeydi. Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin. Kırkını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın. Ece Erken rahmetli eşinin abisiyle mahkemelik olduktan hemen sonra bu kez de eşinin eski eş tarafından hedef alındı. Eski eşinin kalan miras için mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi yorumunu yaptığı iddia edildi. İddiaların ardından Ece Erken sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunup eski eş Benan Kocadereli'ye ateş püskürdü. Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek bu bir. Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi, eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Teknedeki bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Ece Erken Benan Kocadereli'ye sormaya devam etti. Abiyle anlaşmalı mısın? Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden bir ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey? Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispatı davet edeceğim. Anladım, yanına aldı da kurtardı. Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Erken, adımı ağzına alanı mahkemeye vereceğim dedi. Tövbe tövbe, nasıl bir açlıkmış bu, bitmedi. Reddi miras yaptığım halde hala bunlar neyin derdinde ya? Eşim neler çekmiş zamanında? Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de. Bundan sonra adımı kim ağzına yalanlarla alırsa cevabını adalet verecek, kaçak dövüşmem. Benim her dakika yanımda olması gereken insanlar, bir şeye ihtiyacın var mı diyecek insanlar
beni ikinci gün miras için aradılar. Ve ben bunları affetmeyeceğim ve ben bunları unutmayacağım. Rahmetli eşinin ailesinden hak etmediği suçlamalarla karşı karşıya kalan erken mallara şer koydurdum diyerek Mahmut Yazıcıoğlu ailesine meydan okudu. Mallara şer koydurdum. Reddi mirası geri çekerim. Ben önüme bakarken adım anmaya devam ederseniz reddi mirasımı geri çekip mallara şer koydurup bütün yaptığınız kanunsuz hukuk dışı işlemlerinize itirazı basacağım. Ne evlerden ne de teknelerden kira almaya devam edebileceksiniz. Sattığınız mal ve arabaların da satışını iptal ettirip eşimden bana ne kalırsa şehit kız çocuklarını okutan bir derneğe bağışlayacağım. Bence susun ama siz bilirsiniz. Benim değil, sizin önceliğiniz belli. Ben eşimi çok seviyorum. Eşimi ölene kadar yasını tutacağım. Benim yasım bitmedi. Ve ben bu davamdan da vazgeçmeyeyim. Erken hayat sigortasından para aldı. Öte yandan eşinin ailesinin iddiaları arasında Erken'in hayat sigortasından para aldığı da vardı. Hatta ortaya Ece Erken'in avukatının imzalı bir belgesi çıktı. Ece Erken belgenin ve avukatının imzasının sahte olduğunu ve mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi. Sahte belge, sahte imza. Avukatın imzasını taklit edecek kadar göz dönmesi hem de Şafak öldükten hemen sonra. Maksat sigortadan para almak. Pislikleriniz tek tek çıkıyor. Belgede imzası olduğu iddia edilen avukat Mete Menekşe de sosyal medyasından yaptığı açıklamayla imzanın kendine ait olmadığını söyledi. Şimdi reddi miras beyanı iptal edilebilir mi? Ece Erken reddi mirasta bulunmuştu. Yani vefat eden eşinin mirasını istemediğini söylemişti. Kanunen buna hakkı var. Dolayısıyla ne alacağından sorumlu, ne borçlarından sorumlu, her şeyden vazgeçtiğini belirtmişti. Şimdi reddi miras beyanı iptal edilebilir mi? Kural olarak miras reddedildikten sonra bundan dönmek mümkün değildir. Ancak Borçlar Kanunu madde 23 ve devamı çerçevesinde yanılma, aldatma, korkutma sonucu mirasçının red beyanında bulunması halinde yapılan red işlemi için iptal talebinde bulunabilir. Kanun böyle diyor. Yani bunu ispat edebilirse Ece, yanıldım, aldatıldım, korkutuldum, onun için böyle bir talepte bulundum ve bundan vazgeçiyorum derse böyle bir isteği olabilir diyor. Borçlar Kanunu böyle bir hakkı olabilir diyor. Ece Erken Celal Bey için, rahmetli eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi için kardeşin öldükten sonra katillerin peşine düşeceğine mallarının üzerine çökmüşsün demişti. Ben de merak ediyordum. Ne demek istiyor? Ne oldu? Nasıl çöküldü bu malların üzerine? Ece Erken son açıklamasıyla biraz ipucu veriyor. Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi, eşime ait olan evi, evleri mirasçı gibi, mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Hakikaten şimdi ağabey mirasçı olmaz ki, bir vefat eden bir adamın eşi, gerçek anlamdaki nikahlı eşi ve çocukları. Nikahlı eşi dörtte bir mirastan pay alır medeni kanuna göre. Dörtte üçü de çocuklar arasında paylaştırılır. Şimdi Celal Bey'e ne oluyor? Celal Bey nasıl kiraya verir? Ya da Benan Hanım kiraya verdiyse nasıl kiraya verirler? Veremezler ki. Kiralayan da burada sorumlu. Kiraya alan da sorumlu. Kiraya veren de sorumlu. Burada bir kanunsuzluk söz konusu. Eğer Ece Erken'in anlattığı gibi ise, Ece Erken, tekrar söylüyorum, daha mal tespiti davası sonuçlanmadan, yani kime ne kalacak, mahkeme buna karar vermeden, mirasçıları mahkeme resmi olarak açıklamadan, daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi, eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Tekne nerede diye soruyor Cerken. Demek ki bu miras aslında kabul edilmiş ama mahkemenin haberi yok diyor. Bu miras aslında neticelenmiş miras davası. Kimler mirasçı, kimlere ne kaldı belli olmuş ama sayın mahkemenin bundan haberi yok. Bu tabii enteresan bir gelişme. Ve Cerken bunu malların üzerine çökme olarak nitelendiriyor. Celal Bey'e kardeşinin mallarına çökmüşsün dediği zaman rahmetli Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de
Asıl mal kaçıran başka birisi. Asıl mal kaçıran başka birisi diyerek burada Ece Erken'e göre kendisini kastetti. Ve ondan sonra Ece Erken bu detaylı açıklamayı yaptı. Ve asıl mal kaçıran başka birisi diyorlarsa diyor Ece Erken, böyle bir cevap verildiyse bu ispat edilecek. Mahkemede ispat edilecek. İspat edilmesi lazım diyor. Ece Erken de bu kira olayı gerçekleştiğine göre kendisi ispat edebilir bunu. Ama tabii ki eğer bu gelişmeler böyle olduysa hiç doğru değil. Bir kere kanuna karşı gelme. Başkasının hakkına, o çocukların miras payı, Ece Erken'in miras payı varken o mirastan vazgeçtiyse bile, mahkeme neticelenmeden bu işlemler yapılamaz. Evet, şimdi Ece'nin yaşamış olduğu şey üzücü, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. O Ece'nin hayatı. O Allah'la evet. Onun arasında. Çünkü mahremiyetinde neler yaşandı hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu insanların mahremiyetinde neler yaşandığını bilemiyoruz. Ama ben şu bakış açısından değerlendirmek istiyorum olayı. Ece'nin psikolojik olarak kendisini çok yorduğunu, çok yıprattığını düşünüyorum. Eşinin katilleri bulunması için göstermiş olduğu çabayı çok takdir ediyorum. Ama çok sağlam, dimdik ayakta duruyor. Evet. Dimdik o kadar şey yaşamasına rağmen. Ben bir şey anlatayım. Tabii bir buyurun, bitireyim. Buyurun. Ancak bu saatten sonra eşinin ailesinin içerisindeki kaosun içine daha fazla dahil olmamasında fayda var. Ece'nin kendi psikolojisi açısından. Çünkü zaten orada bir kaos var. Orada bir şeyler dönüyor. Ve buna dahil oldukça Ece yıpranıyor. Neticede Ece'nin bir tane evladı var. Evet. O çocuğun annesine ihtiyacı var. Eymen'in annesine ihtiyacı var. O yüzden tavsiyem bunlardan uzak dursun Ece. Yani zihnini dinlendirsin, kendini işine versin, psikolojisini daha bir sağlamlaştırsın. Çünkü kolay değil. Yani çok sevdiği eşini kaybediyorsun. Ya, kayıplar yaşadı bu kız. Maddi manevi kayıplar yaşadı. Tabii. Bu hiç kolay bir şey değil. Kendi hayatına odaklansın, işine gücüne baksın, oğluyla ilgilensin. Bıraksın kim ne yapıyorsa yapsın. Zaten giden gitmiş, ölen ölmüş. Vay gidene. Ve bitti mi? Bitti. Ve diyorlar ki Ece Erken rahmetlinin arkasından sigortadan para aldı. Hani vefat edenle ilgili sigortadan özel sigortası varsa, sağlık sigortası, hayat sigortası. Sahte imza vakası var. Evet, para alınabilir ya. Öyle söylenmişti. Ece Erken de o konuda açıklama yapıyor. Bundan önceki avukatının imzası taklit edilmiş. O sigortadan para almak için. Yani bir başkası Ece Erken'in avukatının, şu an yetkili olmayan avukatın imzasıyla sigortadan parayı tahsil ediyor Ece Erken adına. Ve bunu avukat da açıklıyor. O sigorta şirketine verilen imza bana ait değildir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na... Allah Allah! Neler dönüyor ya? Evet. Dilekçenin altında bulunan imza şahsıma ait değildir. Konu hakkında bugün Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli şikayet yapılacaktır diyor. Yani bu kadar mı yahu? Bu kadar mı ya? Bu kadar mı ya? Yani filmlerde bile bu kadarı olmaz. Bu kadar entrika. Gerçekten yani film senaryosunda bile böyle bir entrika görülmemiş bir şeydir. Yani kaç dizi film çekilir şu hikayeden? Ve Ece Erken diyor ki ya biz diyor bunlarla diyor otururduk günlerce, gecelerce, ailece çocuklarımız oynardı diyor. Birlikte yani yer içer sohbet ederdik diyor. Bu nasıl bugünlere gelindi? Nasıl böyle? Yani hayret, hakikaten hayret ya. Para bu kadar mı değiştirir insanları? Ya mal, mülk, para. Yani şimdi mahremiyet içerisinde neler yaşandı hiç bilemiyoruz ama... Ama bence, sen de hep aynı şeyi söylüyorsun. Ama aynı sonra şeyi da bana diyorsun ki benim sözümü kesme. Ben de hep aynı şeyi söylüyorsun çünkü, ama. Çünkü şimdi burada, evet. Rahmetlinin de acaba yapmış olduğu... yani ölmeden önce yapmış olduğu hani işte bir senet olayları var, bir çek olayları vardı, söylenen bir sürü şaibeli şeyler var, işte Ece'den para kaçırmak istiyor, eğer bana bir şey olursa bunları çocuklarıma verin, yani bir sürü şehir efsaneleri dolaşıyor. Bunlar bu iddia ya, bunlar iddia ya. Öyle bir şey olsa, öyle yani bir şey olsa kafası Ece, karışıyor. Ece ikide bir şafağım diye paylaşım yapmaz ya. Öyle bir şey olur mu ya? Ece Hafiye gibi kız ya.
Yani öyle bir şey yapmış olsa Şafak Bey, Ecel'in mutlaka bilgisi olurdu bu zamana kadar. Ama rahmetli Şafak Bey'in de mal varlığı biliniyor yani. Yaptığı işte kazancı, sosyal çevresi çok geniş bir avukat yani. Yani o yüzden hani bir takım yorumlar yapılması normal, az önce senin bahsettiğin gibi. Değil mi? Evet. Yani ölümünün ardından da yapılıyor. Ya Ece'ye doyamadan gitti adam be. Allah aşkına ama ya. Ece'den niye mal kaçırsın ya? Ve hala he? Bir mal, nasıl? Paylaşılamayan yani, bakın, mallar ve diyaloglar dönüyor. Ne kadar oldu bu olay? Üzerinden geçti. Hala bir mal kaosu yaşanıyor, evet. Aile içerisinde. Ne kadar üzücü, ne kadar ama üzücü bir şey. Bu Şafak Bey'le rahmetliyle Ece arasında değil arkadaşlar. Ya, hayır, aile içerisinde diyorum işte. Yani sonuçta Ece de 8 aylık eşi olmasına rağmen o da ailenin içerisinde. Yani resmi eşi olmuş. Ama tekrar söylüyorum, bakın Şafak Bey rahmetli Ece'ye, karısına doyamadan gitti. Ece de kocasına doyamadı. Bunu zaten paylaşımlarında alıyor. Ve birbirlerini çok seviyorlardı. Birbirlerine aşıklardı. Dolayısıyla Şafak Bey'in Ece'den gizlisini saklısını olabileceğini ben hiç zannetmiyorum. Ben hiç zannetmiyorum. Burada Ece'nin aileye girmesi kabul edilemedi. Hala kabul edilemiyor. Hala Celal Bey de bunu kabul edememiş belli. Hayattayken yapsaydın ya Celal Bey, sevgili Celal kardeşim, bu yaptıklarını Ece'ye rahmetli hayattayken yapsaydın, o yazdıklarını, o storylerde yazdıklarını, neler yazmış. Ece paylaşmış hepsini. Yani dul kalmış, kimsesiz kalmış bir kadına ve senin bu kardeşinin karısı, benim hakkımı helal ettiğim lafları sakın, benim hakkımda ettiğin lafları sakın unutma. Kurduğun cümleler sakın aklından çıkmasın. Unutan ölsün. Bu arada her gün 10 kilometre civarında yürüyorum. Nasıl dediğin yerlerde Ece ne demek istiyor bilmiyorum ama Ece'ye göre bunların hepsi tehdit ve şantaj anlamına geliyor. Tedbirsiz demiş bir de en son. Ve Ece bu iddialarla ilgili, bu sözlerle ilgili savcılığa tehdit ve şantaj suç duyurusunda bulunduğunu beyan ediyor. Hakkını arasın tabii ki, yani kimse kimseyi tehdit etme hakkına sahip değil. Evet. Yani.